Gaziantep'in geleneksel ürünlerinden yemeni, sıcak havada ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle yaz mevsiminde büyük ilgi görüyor. Yemene her şeyden önce sağlıklıdır abicim. Ayakta terleme koku falan yapmaz. Çünkü iç astarlarına kadar, alt tabanlarına kadar deri yapıyoruz. Ve el işçiliğidir. Terleme koku falan yapmaz. Çorapsız kullanılabilir. Alt tabanlarına kadar köseledir. Yani deriden yapıyoruz bu ürünü. Petrol malzeme, emitasyon malzeme hiç kullanmıyoruz. İç astarlarına kadar hakiki deri satıyor. Hakiki deriden yapıyoruz yani bunları. Değişiyor. Bir üç aşama deriden geçiyor. Üstü dana derisi oluyor. Altı manda kösele. İç astarları kuzu astarı oluyor. Alt tabanları inceltilmiş köseleden yapıyoruz. O şekilde. Şimdi aslında Yemeni daha önce mesela iki renk yapıyorduk. Kırmızı ve siyah. Daha sonra mesela Yemeni değil de Yemen'in dışındaki modellere de çıkmış olduk. Bot şeklinde, sandalye şeklinde, farklı bağcıklı olarak Yemeni mesleği tam ölmüşken canlandırmış olduk Allah'a hamdolsun tabii. Renk çok. Mesela 12 desek 15'ten fazla renk olarak var. Model olarak da aynı hekeza. Mesela şu sıcakta Temmuz ayındayız değil mi? Mesela bunu giyin çıkın. Çorapsız falan kullanabilirsiniz. Terleme koku falan da yapmaz. Yazlıktır zaten. İlkbaharda ve sonbaharda da kullanabilirsiniz. Bir de ayakta kıl gözenekli olduğu için ayak nefes alır. Terleme koku falan da yapmaz. Yaz aylarına daha çok tercih ediliyor. Mesela kapalı modellerimiz oluyor. İlkbaharda ve sonbaharlarda da kullanılabiliyor. Ayakkabının dışında mesela şöyle gördüğünüz gibi mesela cüzdan yapıyoruz. Mesela kartlık falanları da yapıyoruz bunun yanı sıra. Onun üzerinde mesela şey yapıyor. Aynı deriden çanta falan da yapıyoruz. Sadece ayakkabıdan kalmıyoruz. Sandalet terlik de yapıyoruz onun yanı sıra. Bağcıklı modellerimiz de oluyor. Sadece Yemen'e de kalmıyoruz tabii. Bot şeklinde modellerimiz, bağcıklı şeklinde modellerimiz de oluyor. Gelin abi.